Selamun aleyküm. Ehle ve selam. How are you? Alhamdülillah. Good? Alhamdülillah. Alhamdülillah. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Genel Sekreter, aziz kardeşim Hüsame Cemal, kıymetli heyet üyeleri, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Siz muhterem kardeşlerimi bir kez daha Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz. Amerika'daki Müslüman kardeşlerimizin selamlarını getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 6 Şubat deprem felaketiyle ilgili olarak yürüttüğünüz çalışmalar ve dayanışmanız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için topladığınız 100 milyon dolara ulaşan aynı ve nakdi yardımlar gönüllerimizin her daim bir olduğunu göstermiştir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına birçok sorunla aynı anda mücadele ediyoruz. Batı'da her geçen gün yaygınlaşan İslam düşmanlığı endişelerimizi artırıyor. Bu hastalıklı ruh hali karşısında Müslümanların seslerinin duyurulması için gösterdiğiniz gayretleri yakından izlerken takdirle karşılıyorum. Ümmetimizin İslam düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı durması ve birlik içerisinde olması bu tehditle mücadelede hayati öneme sahiptir. Hoşgörüyü ve kardeşliği temel alan sahih İslam anlayışının anlatılması amacıyla üstlendiğiniz görev bu bakımdan mühimdir. Müslüman toplumu olarak Amerika'da güçlü olmanız tüm İslam alemine de örnek oluyor, güç ve ilham kaynağı teşkil ediyor. Müslümanların dünya genelinde yaşadığı sıkıntılar karşısında sizlerin sesinin daha fazla duyulması bu bakımdan gereklidir. Değerli kardeşlerim, Avrupa'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırılara İfade özgürlüğü kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesileyle ifade ediyorum. Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır. İsveç'te, Hollanda'da ve bilhassa Danimarka'da tekrarlanan saldırılar, demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yerleşmediğini gösteriyor. İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılara göz yumanların insani değerleri ne kadar içselleştirdiklerini her olayda bir kez daha görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararların kabul edilmesi önemli gelişmelerdir. Tabii bu kararların uygulamaya yansımalarını temin etmemiz gerektiği de ortadadır. Türkiye olarak ilgili ülkelere bu nefret suçlarını gerçekleştirenlere karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrılarda bulunmaya devam ediyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle
İslam İşbirliği Teşkilatımızın gündeminde tutma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Birçoğunuz Amerika'da siyasi çevrelere erişim bakımından önemli roller oynuyorsunuz. Yerel ve federal siyasette temsilcileriniz bulunuyor. Bu etkiyi de kullanarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğü bahanesiyle savunulamayacağını, bunların toplumsal huzur ve istikrarı hedef aldığını, Amerikan Kongresi başta olmak üzere tüm siyasi çevrelere etkili şekilde anlatmanızı bekliyorum. Türkiye karşıtı lobilerin karalama kampanyalarının etkisiz hale getirilmesinde de sizlerin desteğinin faydalı olacağına inanıyorum. Terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve FETÖ'ye dair gerçeklerin Amerikan kamuoyuna aktarılması hususunda da katkılarınızı bekliyorum. Amerika'daki Türk toplumuyla yakın temaslarınızın artarak sürmesini temenni ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerden dualarınızı bizden esirgememenizi özellikle istirham ediyorum. Külliyemizi teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyor. Buluşmamızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta bizler de Amerika seyahatini geniş bir heyetle gerçekleştirecek ve orada da etraflıca toplantılarımızı inşallah devam ettireceğiz. Ekselansları, saygıdeğer Cumhurbaşkanı, bizim için burada bugün sizlerle birlikte olabilmek büyük bir onur ve memnuniyet kaynağı. Sizlerle ve saygıdeğer bakanlarla bir arada olabilmekten dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün buraya sizleri tebrik etmek için geldik. Tarihi bir seçim zaferi kazandınız. Bu seçim zaferi yalnızca sizin ya da Türkiye'nin zaferi olmakla kalmıyor. Bütün Müslüman dünyasının esasında bir zaferi olarak görünmektedir. İnanıyoruz ki siz bütün dünyadaki Müslümanlara destek olmaya devam etmek için elinizden geleni yapacaksınız ve Allah da sizlere destek olacaktır. Sadece Amerika'daki Müslümanlar değil, bütün Müslüman dünyası sizler için dua ediyor, etmiştir ve Allah da bu dualarımızı kabul etmiştir.